Evet, merhabalar. Bugünkü test aracımda Hyundai Bayon. Tabii biz bunu büyük ihtimal Bayon diye okuyacağız ülkemizde ama ilk izlenimlerimi sizinle paylaşıyorum. Ben de direksiyona şimdi oturdum. Kısa bir güzergahtayız. Aracın hislerinden bahsedeceğim size. Konfor noktasından başlayayım. Öncelikle rahat bir koltuk ve süspansiyon konusunda da beklediğimden daha yumuşak bir tarzı var ürünün. Aracımız 1.4 motor, 6 ileri tam otomatik şanzımanlı Elite paketli versiyon. Evet, konfor noktasından geri dönüyorum ve dinliyorum arabayı. Düşük devirlerde motor sesi içeri yansımıyor. Gazlayalım. Evet, devirle beraber motor sesi içeri gelir hale geliyor ama 3000 devir seviyesinde pek de rahatsız edici olduğunu söyleyemeyeceğim. Genel anlamda çok akıcı bir şekilde ilerliyor araç. 1.4 şanzıman, 1.4 motorla beraber 6 ileri tam otomatik şanzıman gayet uyumlu işler çıkarmış. Konfor noktasından devam edecek olursak baldır desteği konusunda da koltuk başarılı. Yani şu an oturma pozisyonu anlamında kendimi rahat hissediyorum. Görüş açılarına bakıyorum. Görüş açıları anlamında da gayet iyi bir noktadayım. SUV hissi var mı? Şöyle söyleyeyim, bir crossover hissi var. Yani çok yukarıda oturduğumu söyleyemeyeceğim. Sürüş pozisyonu anlamında i20'den bir fark yok. Zaten gördüğünüz gibi iç mekanda i20 ile birebir aynı. Kasis noktalarından geçiyorum. Konfor benim beklediğimden daha iyi. Yani i20'ye göre daha iyi bir konfor seviyesi var burada. Ön taraftan da arka taraftan da rahatsız edici vuruntuların gelmemesi de artı noktalardan biri olarak karşıma çıkıyor. 4 kollu direksiyon. Bu direksiyonu pek beğenmiyorsunuz ama tabii Elantra'daki versiyonu daha şık olsa da bu haliyle de benim hoşuma gittiğini söylemem lazım. Şöyle ışıkta gazlayalım. Çekiş anlamında çok bir şey beklememeniz lazım. Zaten 1.4 atmosferik motor ve 6 ileri otomatik şanzıman bu konuda iddialı değil. Şerit takip gibi özellikler var. Gördüğünüz gibi şeridi okuyor. Beni hemen şeridin içine almaya çalışıyor ki şerit çizgisi oldukça zayıf. Şöyle bir daha deneyelim. Şeritten çıkmaya çalışalım. Evet, belli bir hızın üstünde devreye giriyor büyük ihtimal. Az önce görmedi çünkü 50 kilometrenin altındaydım. Buna özelliklerden bakmak lazım. Evet, aydınlatma gösterge Elite paketle beraber burada dijital bir ekran var. Büyük bir multimedyamız var. Gayet de iç ambiyansın şık olduğunu söylemem lazım. Malzeme kalitesi zaten i20'den biliyorsunuz. Üst tarafta sert. Her yerde sert plastik malzeme var. Şunu çoğu testte övüyorlar şurasını ama ben pek övülecek bir tarafını göremiyorum açıkçası. Parlak, pek de başarılı olmayan bir malzeme. Fiyat klasmanında aracı değerlendirmemiz lazım. Çoğu B segment hatchback otomobil fiyatına B segmenti bir SUV alıyorsunuz ve rahatlık anlamında bunu hissediyorsunuz. Yani araç rafine, çok rahat bir şekilde süzülerek yolda ilerliyor. Şanzımanın vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Bakın bol çukurlu bir yerdeyim. Yani darbeymiş anlamında da i20'ye göre başarılı. i20'ye göre çok büyük bir fiyat farkı yok. Aracı bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani konfor anlamında hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Şimdi yol tutuş ya da yüksek hız gibi denemeler yapamayacağım. Burada kısa bir güzergahtayım ama oldukça başarılı işler ortaya koyduğunu söylemem lazım. Şöyle uygun bir yer olduğunda da dış çekimlerini yapacağım size aracın. Dış tasarım noktası arada kalınan bir nokta. Kiminiz bu aracı çok beğendiniz, kiminiz de pek beğenmediniz. Aranızda pek çokları yeşil rengiyle beraber Breaking Bad dizisinde kullanılan Pontiac Aztek'e bu aracı benzettiniz. Ben bu aracın gayet şık olduğunu düşünüyorum. Karakteristik bir C sütunu var ve stop lamba grubu oldukça benim hoşuma gitti. Bumerang formuyla da şık gözüküyor. Boyutlarına baktığımızda 4180 mm boy, 1775 mm genişlik ve 1500 mm yüksekliği görüyoruz. Dingil mesafesi de 2580 mm. Bagaj alanı da 411 litre. Elite paketli test aracımız 1.4 atmosferik motor kullanıyor. 100 beygir güç, 134 Nm'de torku var. 6 ileri otomatik şanzımanıyla beraber 13.7 gibi oldukça yavaş bir sürede 0'dan 100 km'ye hızlanıyor. Aracımızın ağırlığı da 1162 kilo. Bugünkü test konumuzda Hyundai Bayon modeliydi. Bu çekim açısıyla beraber aynı testi dinlemek istiyorsanız OA2 kanalında da aynı testi yayınlayacağım. Farklı bir bakış açısıyla bu testi görmüş olabilirsiniz. Şimdi sizi aracın sesleriyle baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.